اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. Herhalde bu ayetin tefsirini okuyoruz. Reşhalar, Mesnevi Nuriye, Reşhalar, 8. Reşhal. Arkadaş, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, bir şeyi tiryakisinden ref etmek pek zahmettir. Tiryakisinden kaldırmak, yani vazgeçirmek çok zordur. Hatta büyük bir hakim, büyük bir azimle küçük bir kavimde itiyat edilen bir hasleti kaldırmakta büyük müşkilata rast gelir. Halbuki bu Zat-ı Nurani pek çok adetleri, pek çok asabi, inatçı kavimlerden cüz'i bir kuvvetle kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek, nezih ahlak ve adetlerle doldurmuştur. Ne söylediği anlaşılıyor. Evet, Hazreti Ömer İbn-i Hattab'ın radıyallahu teala anh, İslamiyet'ten evvel ve sonraki halleri bu meseleyi güzel bir misaldir. Bunun gibi icraat-ı esasiyesinden binlerce harikalar vardır. O zatın o zamandaki icraatına harika diyoruz. Acaba bu zamanın yüzlerce filozofları o zamanda o vahşet abad cezireye gidip vahşette dolu mu demek? Vahşetli. Garamada'ya gidip pek uzun zamanlarda o vahşileri ıslah için çalışsalar o Zat-ı Mürşid'in bir senede muvaffak olduğu kadar onlar 50 senede muvaffak olabilirler mi? Haşa. Herhalde Risaletin terbiyesiyle filozofların terbiyesi arasındaki farkı anlattı. Başınların terbiyesiyle. Bu bana zahiri, neredeydi o kelime? Batını değiştiriyor demiştim. Neredeydi? Zahiri saltanat yerine 7'nin sonuna doğru. Evet, saltanat-ı batiniyesi vardır. Yani o saltanat-ı batiniyesi kalplerde, kalpleri ve akılları, evet, kalpleri ve akılları kendisine cezb ve celb etmiştir, çekiyor, kendisine tabi kılıyor. Kalpleri ve akılları cezb ve celb etmiştir. Herhalde filozoflar yalnızca akla hitap ediyor, batini saltanatları olamıyor. Onun için olsa gerek ki 8. Reşha'da Zat-ı Nurani, Zat-ı Nurani diye bahsetti. Yani herhalde saltanat batiniyesine işaret etmek üzere Zat-ı Nurani dedi.
Zat-ı Mürşid'in bir senede. Zat-ı Nurani, Zat-ı Mürşid. Biraz irade ile ilgili gibi. Bana başta ilk okurken öyle bir intim olmuş diyor. Şimdi. Pozitif bir ses kareyi vermem. Örneğin verirken. Şimdi bu tür şeyler insanın tam direkt iradesine bakıyor. Böyle küçük bir adet bile olsa mesela çok azimli olması lazım o insanın. Mesela o şeyinde mesela ısrar ettiği şeyi bırakması için mesela. Tabi o da birdenbire olmuyor. Onun hakikatini görmesi lazım. Mesela yaptığı şeyin mesela. O da işte mürşidi imani noktasında Peygamberimizin getirdiği nur. O insanlara demek ki öyle bir yol gösteriyor ki hepsi iradesini kullanabiliyor. Çok hale getiriyor. Evet. Yalnız akıllarıyla bir şeyin zararlı olduğunu söylemek yetmiyor. Akılla insan anlaması, iradesini kullanması için yetmiyor. Yani imani terbiye verdiği için zaten nurani. Yani kalpleri, hisleri değiştiriyor. Bir şey daha geçmiş. Yani hisler, kuvveler, işte bir şey o sesi gördüm demişti. Yani kişiyi harekete geçsen işte o kuvveleri olur. Yani o artık akıl değil de tam yani sadece akıl değil de akıldan sonra gelince başarılı galiba. O yani kuvve-i kutsiye. O kuvve-i kutsiye de o insanlar yani o gücü buluyorlar. Yani şey o hakkı seçecek gücü kendilerine buluyorlar. İradeleri. Yani, iradeleri de öyle sağlamlaşıyor. Peygamberlerin taliminde, eğitiminde esas olan kutsiyet midir? Yani insanın kalbine, aklına hakim olması. Yani kalbini, aklını terbiye etmesi midir? Birlikte. Çünkü peygamberlerin vazifesi kutsiyet ne demek? Peygamber neyi öğretir? Yalnızca insanın aklına hitap etmez. Aklına hitap eder ama yalnızca aklına değil. Aklına da kalbine. Hislerine hitap ederler. Daha doğrusu kutsiyet olmadan kalbe hitap etmek mümkün mü? Kutsiyet olmadan kalbe hitap etmek mümkün değil. Çünkü kutsiyet maddi, cismani alemin dışına çıkmak demektir. Manasına girmek demektir. Kutsiyet. Yani yaratıcıya geçmek demektir. Yani iman, imani terbiye olmadan aklı terbiye ile insanın iradesini değiştirmesi, iradesine hakim olması, iradesiyle kendini değiştirmesi, tercihlerini değiştirmesi yetmiyor. O yüzden bilgi değil sadece o yani. Çünkü yalnız bilgi değil. Yani yalnız akla hitap eden bilgi değil. Çünkü bu sigarayı bir sigara gibi küçük bir adeti tiryakisinden vazgeçirmek çok zordur. Filozoflar vazgeçiremiyorlar. Filozoflar bile filozoflardan ne kastediyor? İnsanın aklına hitap eden gerekçeler kastediyor. İnsanın aklına hitap eden gerekçelerle eğitim yapan kimseler vazgeçiremezler ama peygamber vazgeçirmiş,
çok başarılı. Hayır, burada usul farkı var. Yani çok başarılı olması değil onun anlamı. Evet. Demek ki peygamberlerin eğitiminde bir farklı boyut var. Onun için bu zat bir filozof değil. Başarılı bir filozof değil. Öbürlerinden daha iyi başarmış bir filozof değil. Bu zaten usulü farklı. Usulü farklı olduğu için muvaffak olmuş. Filozoflar yani yalnız insanın aklına hitap edenler insaniyete rehberlik yapamazlar. İnsaniyeti terbiye edemezler. Demek istiyor konu. Yani Muhammed'in Resulullah demek Allah'ın Resulü demek. Allah'ın Resulü Allah'ı dedi ki Allah'ın Resulü Allah'ı tanıtmakla görevli olan kimsedir. Allah'ı tanıtmakla görevli olan kimse demek şu alemin zahiren görünen cismaniyetinin ne manaya geldiğini ve yaratıcısının bu alemi cismaniyeti de yaratıcısının alem cinsinden olmayan mukaddes olduğunu yani, alem cinsinden olmayan olduğunu öğretmeye gelen demektir. Yani insanın kendisi aklıyla kendi çabasıyla bulamayacağı bir alemden haber getiren demektir. Mesela Resulullah. O zaman sigara, bak ne kadar başarılı. Zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya da Resulleri başarısıyla tanıyoruz ama başarısını aynı alanda yarıştırmak çok yanlıştır. Yani senin kahramanın mı daha çok yer fethetti, benim kahramanın mı daha çok yer fethetti? Senin mesela senin eğitimin mi bana daha çok etkili oldu, öbürünün eğitimi mi daha çok etkili oldu? Eğer aynı düzeyde eğitimse ama peygamberlerin eğitimi mesela şu ölçümü kastediyorum orada. Peygamberin akli gerekçeleri daha kuvvetliydi. Filozoflar o akli gerekçeleri bulamadılar değil. Çünkü akli gerekçe demek aynı düzeyde düşünmek demek. Peygamberlerin terbiyesindeki esas nokta saltanat-ı batiniyeyi tesis etmek. Yani insanların kalplerini ikna etmektir. Filozoflar kalbe muhatap olamazlar. Kalp tatmin oluyor. Kalp tatmin Çünkü dünyamız değişiyor. Dünyamız değişiyor. Yani iman, yani kalbin tatmin olması demek. Yani onlar çok tesirli konuşmalar yapıyorlar değil. Hislerine muhatap olursun bir insan, duygulandırırsın, ağlatırsın değil. O anlamda değil. İmanın hakkaniyetiyle insanı terbiye ederseniz, kalp mutmain olursa o zaman aklın gerekçeleri akılla verdiğin gerekçeler insan iradesiyle gerçekleştirilebilir. Yoksa yalnız akla verilen gerekçeler insan iradesini gerçekleştirmeye o gerekçeleri uygulamaya koymaya yetmiyor. Çünkü insan robot değildir, öyle diyelim. Yalnız akla verilmiş olan şifrelerle hareket ediyor değil. Yani bu okulda bir şey bulmuştum. Sigara içerek yüzdesine çıkan memek patlatmanı bulmamıştım. Erdiğinde sigarayı bırakman lazım, öleceksin, kanser çıkıyor. Kendisi yüzdede sigara içiyor, o kadar hani aklen bildiği halde zararlı. Evet. Her gün onu
Ve o yüzden bir gün bize böyle sıkıntı bir netice verdi falan da sergilerin nasıl bu çok siyasi bir olay olduğu, yani zararlı olduğu halde yasaklanmıyor, hala enkolojisinin mekanlar şöyle falan. Bize de hani siz içmemelisiniz de içmemelisiniz diye sebepler veriyoruz. Bir tarafı da şu, bu devlet, bu millet, bu toplum size o kadar çok şeyle yakında bulunuyor. Hani tıp okuyorsunuz, hani yakın okulunda falan. Siz eğer bir içersiniz işte ömrünüzün azalması bence işte. Ömrünüz işte ortalama kişi başı 4-5 yıl ömrünü kazanıyor. Ya da atıyorum. Bu ne demek 4-5 yıl bir yıl ya da 10 yıl atıyorum. Veya atıyorsunuz. Yani size verilen kısım geri gelmeyeceksiniz. Erken ödemekten ihanet ediyorsunuz bu insanlar. 5 yıl var, 3 yıl var. Siz yeterince bu konu yapmadan ölüyorsunuz. Hakkınız yoksunuz falan. Yani o kadar... Makul. Yani erdemli doğru değil bu yaptığınız. Tamam, erdem değil ama yani bir insan... Yani kim kadar da bu sorunu bana vermiş? Hani o da onu düşünse istemez herhalde ama... Gerek ki erdemli bir düşünse. Değer ben her anlamı bilmiyorsam için sıkılıyordu. İçecekler. Ya ama ben 4-5 yıl az yaşarsam bu millet ihanet edilir. Millet kim? Ben kimim? Niye buradayım? Hani bu. Bunlar... Ben öldükten sonra fark etmez ki. Yani. Demek ki insan akla hitap eden bir terbiye ile kalbe, akla ve kalbe, ama kalbe hitap eden derken ben şunda hassaslaşıyorum. Kalbe hitap etmek demek insana müzik söylemek demek değildir. İnsana duygusal konuşmak demek değildir. O yüzden belki akıl ayrımı çok... Yani o değil sizin kendiniz. Nefsane düşünme ya da düşünmeyi bilgide. Kalbe hitap etmek demek... Kalbe hitap etmek demek... insanı mukaddes olan ile, kutsi olan kaynak ile karşılaştırmak ve kalbi fethetmek demektir. Biz kalbe hitap edeceğiz diye ilahi falan söylüyoruz. Yani onu zannediyoruz ki kalbe hitap etmek zannediyoruz. Peygamberler ilahi söylemediler. Peygamberler şarkı söylemediler. Peygamberler şiir söylemediler. Ne yaptılar ya? Kalbi tatmin ettiler. Ne ile? Mukaddes olan ile tatmin ettiler. Kalbi Rabbimle tanıştırdılar. Halık'ıyla tanıştırdılar. Yani esbab dairesinde olmayan ile kalbi tanıştırdılar. Bir de kalbi gitmek demek biraz insanın o konuşurken ağlaması demek gibi falan anlıyoruz. Veya ilahi söylemesi falan. Gerçekten ilahi söyleyince tam duygulanıyor. Ama peygamberlerin terbiyesinin esası insanları duygulandırarak daha argo bir tabirle onları dolduruşa getirerek hayatlarını değiştirmek değildir. Bu çok önemli bir nokta bu. Peygamber ne yaptı? Yaptı ki bu insanların iradelerini ellerine alacak ve aklıyla gördükleri bir doğruyu tevcih edecek, aklıyla anladıkları bir yanlıştan vazgeçecek gücü, kuvveti kazandırdı. Ona imanın hakkaniyetiyle tanıştırdı. Peygamberlerin görevi, kutsi görevleri var onların. Onlar nuranidir demek, cismaniyetin ötesinde bir terbiye yapıyorlar demek. Veya terbiyelerini cismaniyetin ötesine dayandırıyorlar demek. Yani mukaddese dayandırıyorlar demek. Yani yaratık cinsinden olmayan Halık ile, mukaddes kaynak ile, yani insanın sahibiyle, Rabbi ile tanıştırıyor ve kalben ikna ediyor demek. Kalp orada mutmain oluyor. Kainatta delil vermiyor mu? Hayır, veriyor. Ama niçin veriyor? Aklı niçin kullanıyor peygamberler? Mukaddes olan kaynağın hakkaniyetini anlamak için kullanıyor. Ta ki mukaddes olan kaynağı itimat etsin. Mukaddes olan kaynak ile tanışsın ve evet bu kaynak doğru desin diye. Bu akıl, yani dindeki akıl kalp ilişkisi var ya, bu çok önemli bir konu. Binlerce açıdan bakıp değerlendirmek lazım.
Yalnız Beyaz Efendi değil, akıl şu kalbi yetmez. Yani çok değişik perspektiflerden bakmak lazım. Çünkü Kur'an'da açıkça aklınızı kullanın diyor. Ve kullanmaya da o kadar çok teşvik var ki. O zaman Kur'an aklı terbiye mi yapıyor? Evet. Ama aklı terbiye yapanlar muvaffak olamıyor da niye peygamberler muvaffak oluyor? O zaman peygamberler aklı terbiye yapmıyor mu? Yine yani aklı terbiye yapmıyorsa insanlar yalnız aklı terbiye yapmadan kalbi terbiye yaparak insanlar yani ıslah olur mu veya kemale erer mi? İnsaniyet terakki eder mi? İnsaniyet hakkını bulur mu? Yaratılış maksadı gerçekleşir mi? Yok. Ne oluyor? Akıl kalp beraber gidecek. Nasıl beraber gidecek? Nerede aklın nerede görevi var? Kalbin nerede görevi var? Ne demek akılla kalbin beraber gitmesi? Hislere muhatap olacağız. Yani ders yaparken müzik mi çalacağız? Veya ilahi mi söyleyeceğiz? Nasıl hislere muhatap olacağız? Ne demek? Yani olması demiyorum. Eğer olacaksa yapalım. Ne yapacağız peki? Duygusal, yani kalpleri fethetmek ne demektir? Kur'an'ın veya peygamberlerin getirdiği mesajın özünde insanları Rableriyle tanıştırmak var. Yani gayb dünyasına insanları tanıştırıyor. Gayb dünyasıyla tanıştırıyor. Benim aklım için gaybi olan ile tanıştırıyor. Ama insanları gayb dünyasıyla tanıştırırken aklın delilleri, aklın aracılığıyla o gayb dünyasının hakkaniyetini ispat ediyor. İnsanı gayb dünyasına götürüyor. Akıl insanı gayb dünyasını tasdik etmek üzere bir araç görevini yapıyor. Alet görevini yapıyor. Vesile görevini yapıyor. Onun için aklı ihmal etmek demek, iman etmek demek değildir. Aklı ihmal ederek iman edemezsiniz. Gayb dünyasına nasıl inanacaksınız eğer aklınız elindeki deliller ile ikna olmamışsa gayb dünya sizin için bir hayal ve tasavvurdan ibaret. Peki aklı ikna etmek demek, aklı ikna etmek insaniyetin gaybla tanışması demek de değildir. Demek ki akıl gayb dünya, gaybın, gayb derken transcendental diyelim. Yani mukaddes olanı, yaratıcının gerçekten insanın kalbine, hislerine tanıştırılmasında aklın aracılık yapması şart. Yani şu alemi şehadetteki delilleri algılayıp alemi gaybın vücuduna insanın kalben mutmain olması, tam emin olarak iman etmesi gerekiyor. Peygamberlerin vazifesi imandır. Onun için aklı kullanıyorlar. Kur'an'ın ana hedefi bize Rabbini tanı diyor. Onun için aklını kullanmaz mısın diyor. Bu bağı güzel kurmak. Yoksa bizim filozofumuz Avrupa'nın ne dedik burada acaba bu zamanın yüzlerce filozofundan 20. asır modern dünyanın yüzlerce filozofundan daha etkiliydi demek hiçbir şey ifade etmiyor. Başarılı bir filozof oluyor. Ayırmak lazım. Nedir bu? Başarının sırrı neydi? Neden peygamberler daha başarılı? Yani filozoflar hiçbir şey yapmaz değil. Ama insaniyetin gerçekten buradaki tabirle mürşididirler ve peygamberler zat-ı nuranidirler. Filozoflar zat-ı ketiftirler. Neden? Çünkü nur sembolik olarak bir şeyin manasını delalet ettiği, işaret ettiği gerisindeki, arkasındaki işaret ettiği alemi aydınlatır. Onlar zat-ı nurani değiller. Ama bu belli bir filozof aklına koyup da onu tenkit etmek için düşünme böyle. Felsefe demek nuraniyeti olmayan demektir. Bir filozof bir yerde, adı filozoftur da bir yerde Allah var diyorsa o Allah vardır mesajını tasdik ettiği yerde nuranidir. Felsefe demek tarif gereği Allah var, gayba gitmek gerekir. Bu dünyanın
yaratılışındaki işaretler, ayetler bir yaratıcının varlığına delalet ediyor demeyen her türlü akli faaliyet de felsefe. Yaratıcıya giden yolu biz metafizikle uğraşmayız adı altında veya bu dinin konusudur gibi herhangi bir bahaneyle yaratıcıya işaret eden, delilleri okumayan, görmeyen her türlü faaliyet felsefidir. Yaratıcı vardır diyen ise nuraniyet kazanıyor. Yani peygamberlerin getirdiği mesaja bir kapı açıyor. Ne kadar diyorsa o kadar. Eğer bir kişi tamamen yaratıcı ile kainatı izah ediyorsa işte peygamberlerin yoluna gidiyor demek. Kur'an bütün kainatı, bütün alemi, bütün varlığı yaratıcısı bazında anlatıyor. Ve bütün varlığın yaratıcısını tanıtmak üzere görev yaptığını anlatmak için, bizi ikna etmek için, yani yaratıcı alem bile bizi tanıştırmak için yaratık aleme aklınla bakman lazımdır. Akılla kalbi ayırdığınız yerde, aklı ilimler, dini ilimler saçmalığına girdiğiniz yerde iş bitmiştir. Çıkmasa girdiniz demek. Çok dikkat etmek lazım. Sekreler evet. Kafayla biraz gruplandırma oluyor galiba. Yani sekreler bir bakışla, yani işte din, dünya... Peygamberi tarif edemiyoruz yani. Esas meselenin ciddiyeti, Allah'a inanmak, ben Allah'a inanıyorum demek meseleyi çözmüyor. Neden çözmüyor? Yani ben Allah'a inanıyorum demek de kötü mü? Hayır, yanlış, yeter, yanlış değil. Ama yeterli değil. Resullere iman, Kur'an'a iman, bu analizleri gerektiriyor. Bunları anlamayı gerektiriyor. Resuller ne yapıyorlar değil mi? Çünkü genellikle biz Allah'a inanıyoruz dediğimiz zaman Allah'ı inkar etmediğimizi kastediyoruz. Olması gerekir diyoruz. Olması gerekir ama kalbin Rabbini de tanımadı ki. Akıl diyor ki şu kainatın bir yaratıcısı olması lazım diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Siz, biz de buna teslim oluyoruz. Çünkü kainatı ya da varlık alemini yaratıcısız izah edemiyoruz. Doğru söylüyoruz. Şimdi bu doğrunun üzerine devam et. Madem yaratıcısı olması lazım, gel insaniyetini o yaratıcıyla tanıştır. İşte Resullerin görevi odur. Vahiy odur. Senin, insanın, aklen bir yaratıcısı, yaratıcı olması lazım sonucunu sana gerçekten insaniyetine evet diye tanıştırıp tasdik ettiren eğitimdir vahiy. Yoksa aklen insan hiç vahiy duymasa bile bir yaratıcı olması lazım de ama o yaratıcıya enerji der, tabiat der, yani bir şey olmuş bizim bilmediğimiz bir şey der ama tarif edemez. Yani insaniyetini o yaratıcı alem ile tanıştırıp biz ona kalp diyoruz, duygularını, hislerini o aleme rapt edemez. Peygamberler zat-ı nuranidirler derken öyle peygamberin yüzüne baktın mı nur gibiydi, parlaktı falan diye aydınlaştırmamak lazım. Öyle onun alakası yok. Yani esmer birisi olabilir yani bir peygamber. Beyaz değil, esmer oldu diye, nur gelmedi diye böyle kendi kendimize böyle hayallerle uğraşmayalım. Yani, ama zat-ı nurani demek o zat geliyor sizi bu dünyanın, bu mahlukat aleminin Halık'ının dünyasıyla tanıştırıyor. Yani bir başka aleme sizi açıyor. Peygamberlerin özelliği olur. Filozofların özelliği de o bir başka aleme girmeden bu dünyanın bizim bildiğimiz yaratılış kanunları var ya, o kanunlar arasındaki ilişkilerle seni izah etmeye çalışıyor. İlişkilerle seni ikna etmeye çalışıyor. Ki bu ilişki ancak akla hitap eder, kalbe hitap eder. Ya akla da gerçekten mantıklı geldi. Hangisi? Evet. Hani filozoflar mı? İlk bakışta öyle gibi gözüküyor ama hani düşününce aklenle yani insanın insaniyetini harekete getirmediği için insanı terbiye etmede yeterli olmuyor. Yani aklımızla anladığımız bir şeyi
mutlaka yapmayacağız, mutlaka kalben de ikna olmamız lazım değil. İnsanın insaniyetini gerçekleştirmesine yeterli olmuyor. Çünkü bu kısmı beni birleştirecek olursak, yani ruhu manaları açıyor. Kainatta, yani ayrı şeyden gelen manaları açıyor. Yani ruhu kainatın getirdiği mesaj ile karşılaştırıyor. Dün akşamki dersteki kaçırdın tabii. Nasıl dayanabı diyorsun bilmiyorum ama sen çok güzeldi değil mi? Maşallah. Her zaman öyle olmasan gelmeyince çok tatlı. Kaçınıyorsun. Burada sen balık yiyorsun. Ama sen bağırıp oluyorsun. Kaçan balık yiyorsun. Burayı iyi anlamamız lazım. Bakın ne aklı ihmal ediyoruz. Efendim akılla kalp beraber gider falan demek. Evet doğrudur ama hala izah istiyor. Hala izah istiyor. Ne demek aklımla kalp beraber gider? İzah istiyor. Yani peygamberleri iyi anlamamız lazım. Bilmiyorum ki. Buradaki karşılaştırma aynı düzenli bir karşılaştırma değil. Yani karşılaştırıyor ama o karşılaştırmadan demek ki aynı düzlemde bunlar çalıştılar değil. X kadar başarılıyken pek bizim peygamberimiz 10x başarılı değil. Orada artık mahiyet farkı var. X ile Y var. Mahiyet farkı var. O şeyi nasıl açıyor? Bizler halk halinde konuşmuştuk da Halit-i Musa'nın sihirbazlarla olan karşılaştırması da. Yani sihirbazlar fark ediyor ki bu sihir değil. Hani başka bir şey. O bizden daha iyi bir sihirbaz değil. Başka bir şey. Evet. O yüzden daha başarılı bir sihirbaz değil. Onların yılanlı bir sihirbazı. Başından beri yazılır bu sihir dedi. Ya, sihirbazlar sihirde kapanıyor dedi ki bu sizin daha iyi, sizden daha iyi sihirbaz değil. Bu sizin hocanız galiba. Evet. Hala o yüzden de görüyor. Bu ikisi aynı. Firavun. Aynı, Musa daha iyi bir şey. Siz iyi çalışmamışsınız. Yani. Ya belki de bizim üstadımız baştan beri şey yapmışsınız. Çaktırmışsınız ama siz anlaşmalısınız galiba. Bizim baş üstadımız herhalde. Baş üstadımız. Baş sıyırmak. Yine o şeyleri bir görmek istiyor. Ama sıyırbazların kendisi fark ediyor ki bu sıyır değil. Yani biz bir şey atıyoruz, gözüküyor. Biz sihir yapıyoruz ama bu sihir değil diyor. Bu başka bir şey. İşte bu sigara kaldırma olayın elhamdülillah bugün yani Ömer İbn-i Hattab'ın değişmesinin nedeni filozofların insanları terbiye etmek için yapmış olduğu faaliyetlerden bir başka faaliyete maruz kalmasından dolayıdır. Resulleri ya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu örnekte. Resul yapan işte o bir başka faaliyeti bir başka faaliyettir. Onu Resul yapan. Yoksa o çok başarılı bir filozof tarzında değil. Dediğiniz gibi filozofların başarısı X, peygamberlerin başarısı 100X veya 500X değil. Filozofların başarısı X'tir. Peygamberlerin başarısı ise 100XY'dir. Başka şeydir. Yani başka bir şey olduğu için de çok zaten insanları terbiye edebiliyor, değiştirebiliyor. Bunu anlamamız lazım. Rasullerden ne bekliyoruz biz? Daha doğrusu vahiy bizi nerede terbiye ediyor? Bunu anlarsak veya bu beklentiyle vahye muhatap olursak eğitimimiz çok farklı olur. Yani peygamberler hislere muhatap olurlardı gibi bir kaçamak da bize tehlikeli. Akıl versus his. Ama o anlamda değil. Kalbin muhatap olduğu alemi gaybı bize tanıttırıyorlar. Onun için alemi gaybın şahitlerini bu dünyada anlamak için akıl lazım. Ama o aklı alemi gaybı anlamak için kullanacağız. Yani Sahib Nursi ne diyor? Akıl
vahyi anlamak ve tasdik etmek üzere alet olarak kullanılır. Ama ve anlamak diyelim, anlamak, hakkaniyetini anlamak üzere alet olarak kullanılır. Vahyin getirdiği gaybi haberi ise kalp tasdik eder ancak aklın delilleri ile desteklenirse. Aklın delilleri ile desteklenmezse kalp alemi gaybı tasdik edemez. Onun için Kur'an alemi gaybtan haber verdiği halde aklınızla alemi şehadeti kullanın diyor. Evet, aklı onun için murad edilir. Düşünmez misiniz? Şu gördüğünüz şahitlerin neler söylediğini anlamak için neden çalışmıyorsunuz de. Onların alemi gaybtan haber verdiklerini anlayın ve tasdik edin de. İlişki şöyle kabaca, çok kabaca. Konumuz akıl kalp ilişkisi değil. Ama Resul'le felsefe filozof karşılaştırmasındaki ana espri nedir? Ana maksat nedir? Bunu anlamamız lazım. 9. Reşha. Arkadaş, aklı başında olan bir adam münazaralı davalarda yalan söyleyemez. Münazaralı davalarda yalan söyleyemez. Çünkü bilahare yalanın açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Aklı başında bir adam, normal bir insan demek. Ve keza bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, laubali bir tarz söyleyemez. Ve keza serbest, heyecanlı söylenmesine girişemez. Velev adi bir meselede küçük bir cemaat içinde, küçük bir vazifede bulunan küçük bir şahıs olsun. Küçük bir meselede bile insan bu şekilde muhatap, bu şekilde rahatça yalanı söyleyip yani rahat edemez. Yapamaz insan. Acaba büyük bir vazifeyle vazifedar, pek büyük bir meselede, pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir cemaat içinde pek şiddet hasımların karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve hilaf-ı hakikat söyleyebilir mi? İşte o zat-ı nurani okuduğu o hutbe-i ezeliyede yine kelime geldi. Bu hutbe meselesini çözmemiz lazım. İyi anlamamız lazım. Hutbe-i o zat-ı nurani hutbe okuyor. Hutbe-i ezeliyeyi öyle bir tarzda okuyor. Ne tereddüt var, ne hicabı, ne korkusu var, ne teessürü. Hutbe-i ezeliyeyi okuyor. Yani hutbe-i ezeliye de çok ilginç. 23 senede parça parça geliyor hutbe. Hiçbirisi kesinlikle sonradan düzeltmeye tabi değil. Şartlar değişti. Şartlara göre yeniden düzeltelim yok. Hutbe-i ezeliyi okuyor. Yani peygamberler ne yapıyorlar? Hutbe-i ezeliyi okuyorlar. Ne demek hutbe-i ezeliyi okuyor demek? Filozof değil demek. Kendi fikriyatını anlatmıyor. Kendi kanaatlerini söylemiyor. Onun için birisi peygamberin hutbe okuduğunu anlamazsa yaratıcının gönderdiği mesajı aktarıyor. Onu bize okuyor diye anlamazsa ne yapar? Peygamberi nasıl değerlendirir? O zamanın şartlarına bağlı olarak anlatan bir şey. Evet. Çok zeki. İyi bir siyasetçi. Toplum yönetiminde bayağı mahir. Birisi olarak görür. Hutbe okumak, anlamak lazım. Hutbe okumak nedir? O şey çabaların altında o mu var? Mesela çok iyi bir kumandandı. Çok iyi bir devlet adamı falan diye böyle. Eğer oradaki başarısının nedenine kutsiyet izafe edilmezse yarış olur. Bizim kumandanımız sizin kumandanımızdan daha iyidir. Yarış olur. Yani İslamiyet hemen yayıldı. Neden? Çok başarılıydı. Hayır. Hakkaniyetine dayandırmak lazım. İnsanlar İslamiyet'in hak olduğunu,
anlayınca ne kabul ettiler. Onların hak olduğunu anlattılar. Ama nasıl? Kalplerini fethetti. Kalpleri fethetmek ne demek? İkna etti. Yani onun için nasıl elbette hani niyetin var ama ikinci türlü bu poi yani o bir tarafında şarjın hani aynı düzeye getirdi. Onlar kendileri topluma bakıp bu toplum için gerekli olan kuralları görüyorlar. Kuralları koyuyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya da peygamberler hutbe okuyorlar. Hutbeyi kainatın halıkı gönderiyor. Onlar okuyorlar. Evet. Hutbeyi ezeli. Çünkü kainatın yaratıcısından geldiği için işte değiştirmeye ya buraya olmadı falan demeye gerek yok. Olduğu gibi. Çünkü bilen konuşuyor. Veya konuşan bilerek konuşuyor. İlmi ezelisiyle konuşuyor. Yok işte. Ben o hutbeyi ezeliye de ben vazgeçtim bu kanaatimden değil. Oldu tedriçtir. Yoksa nasip mensup esas da yoktur. Tedrici gösterir. Önce şöyle söylersin, sonra şöyle söylersin, sonra şöyle. Çocuğu şöyle terbiye edersin, bebeği böyle terbiye edersin. Delikanlıya şöyle muhatap olursun. Yani hükmü geçmiş değil. Bebekle böyle muhatap olunur demek. Ama birisi delikanlı olduktan sonra bebekken kendisine söylenileni aynen sen bana böyle demiştin. Mesela baba çocuğu büyütüyor, bebek eline kaşıyı alıp her tarafı bastıracak, dökecek değil mi? Baba ya da anne diyor ki bak ben sana yedireceğim, sen daha yemiyorsun, ben sana yedireceğim diyor. Tamam, sen eline kaşık almayacaksın. Şöyle ellerini tut bakayım, şimdi aç ağzını, kaşığa yemek veriyorum, bebeğe doğru. Sonra çocuk 20 yaşına gelir ama sen bana demiştin ki sen kaşığı eline alma demiştin dese o mensuh artık deriz. O hüküm mensuh. O bebek için geçerli. Sen bebek değilsin artık. Yoksa bebekler kaşıkla yemesin diye. Yani bebekler kaşıkla yemesin diye hüküm değişmiş değil. Yok. Yani hutbeyi anlamak lazım. Nasip mensuh da anlamak lazım. Bunlar yani peygamberin vahiy gelmediği zamanki yaptığı tercihlerin de hikmetlerini anlamak lazım. Yani vahiy gelmedim. Kendisine bir konuda vahiy gelmediği zamanki yaptığı faaliyetleriyle vahiy, o konuda vahyin, yani hutbenin koyduğu hüküm geldikten sonraki yaptığı işler, tercihler arasındaki farkı bilmeden falan öyle bakıp da şeriat anlayacağım falan demek komik olur. Her zaman nasih ayetler, mensuh ayetler, nasih hadisler, mensuh hadis diye anlatılır ya. Yani vahiy gelmeden önceki bir uygulama vahiy geldikten sonra değişiyor. Bütün bunlar kainatın yaratılışında, Rabbin yaratılıştaki koymuş olduğu tekamüle, tedrice, muvafık bir eğitimle, fıtridir. İnsan terbiye ediliyor. İnsan bazı şeyleri, bazı hükümleri, ya bazı anlayışları kaldırabileceği durumlar, kaldıramayacağı durumlar. Yani ilkokul 1'deki anlattığınız bir biyoloji dersini üniversitede anlatmadığınız gibi, üniversitede anlattığınızı da ilkokulda anlatmazsınız. Bu hoca fikrini değiştirdi artık, biyolojiyi yanlış, değişik görüyor. Bir böyle anlatıyor, bir böyle anlatıyor. Vazgeçti fikrinden değil, haşa yani. Öyle
O anlayış çok saçma ve basit bir anlayıştır. Onun için Kur'an'a yalnız fıkıh kitabı olarak bakanların, iman eğitim kitabı olarak bakmayanların inatla söyledikleri bu sözler Kur'an'ın mahiyetini anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani bu nasip vardır, nasip vardır falan. Çünkü fıkıh dertleri ya. Çok kaynaklar görüyoruz. Dertleri, onların dertleri mesela çok meşhurdur. Nasip Mensur, efendim, İslamiyet işte kesinlikle haram diyecek. Yani, ama böyle ayet var diyor. O mensuh diye feryat ediyor. Yani anlatmasını bilmiyor. Allah sana da akmalı zaten veya hutbe sonra değişmiş gibi. Metin değişmiş gibi. Derdi. Ama derdi, o da ayet, yani doğru. Ama derdi, muamelete dair hükümleri bütün insanlara bir sulta şeklinde empoze etmektir. Onun için, yani bütün derdi, yani bu meselelerde İslam alimlerinin bütün enerjilerini sarf etmiş olmalarının nedeni sultanlara hizmet etmiş olmalarından kaynaklanıyor. Sultanlara hizmet etmeyenlerin öyle bir derdi yok. Sultanlara hizmet etmeyenlerin de yani eğitimleri, terbiyeleri, kitapları rağbet görmemiş. Yani rağbet görmemiş değil de sultanlar tarafından desteklenmemiş. Orada bu da kalmış işte. Sultanların alimlerinin kitapları ise saltanat desteklediği için herkesin elinde okutulmuş elinde. Zaten zamanla da artmış gelin zamanla bile bu kısmı önceki halinde daha az bir sayı verir. Bu kadar sayı da ayet sayı tutuyor. Zaman geçtikçe sayı artıyor. Özellikle güçlü olduklar gelince Müslümanlar'da. Bütün sayı ayetlerin hepsine tutuyor. Seyf ayetiyle bütün hani affedin, işte sabredin, şey yapın, barışa yanaşın. Onların hepsi tutuyor. Evet. Seyf ayeti ile hepsi mensup olmuş. Demek ki Seyf ayeti mi? Seyf ayeti var. Şey izin veren. Evet. Seyf diye kılıç ayeti. Savaşa izin veren ayeti de hepsi mensup olmuş. Evet. O tek ayet bütün barışla ilgili. Ayetlerin hepsi mensup. Tam sultan konuştuğu belli değil mi? Çünkü yani ben durumun içinden bakıyorum. Tabii şimdi hani sabırdır, şeydir, onun için ihtiyacımız yok artık. Demek ki bu eski zamanda. Yani. Bu konuda, bu gibi konularda ciddi düşünmeden bütün bunların derdi hakimiyettir, siyasettir, siyaset. Bazılarından şu konuda aldım. Nesil demesi o kadar nasip demesi. Kur'an bazı böyle bir gün böyle diyor. Görünüşte bir şeyin değişik mevkilerine konuşuyor aslında Kur'an. Evet. Hani savaşın barışı yapacağı zaman var, savaşın yapacağı zaman var mesela. Savaşlanmak var, evlenmek var. Yani kimse o kadar önce gitmiş ki bazen de onların hepsi net var diyor yani. Ne geçin ne yapın geçin. Hatta biz diyor ki ayet başında son arasında. Ayet bir şey söylüyor. Bunların hepsini şöyle yapın. İlla diyor. Bakın da bu illayı illa bir önce dinle seçmiştir. Yani oraya kadar evet. Yani evet ama hutbeyi ezeli evet. Hutbeyi ezeliye okuyor peygamberler. Çok ilginç. Peygamber hutbe-i ezeli okuyor diye görmezsek daha doğrusu vahyin
Allah'ın niçin bize konuştuğunu anlamadan Kur'an'a ya da dine muhatap olursa, o zaman dini, Kur'an'ı rasyonelleştirir. Rasyonelleştirince tarihin hangi döneminde, hangi şartlardaysa o şartların içerisine sokar, öyle Kur'an'ı anlarız. O tarihselleştirdiğimiz metni de mutlaka nasih mensuhiye yorumlamak zorundayız. Çünkü tarihselleşince Kur'an çelişkileşir. Şimdi çelişkidir. Barındırır. Anlatılmayanlarsa. Çünkü sen ilmi ezeliden gelen bir mehni sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın konuşması olan bir metni bir zamana sığıştırdığında o zamana uyan tarafı var, olmayan tarafı var çıkar. Senin için. Yani hepsi uyuyor olması lazım ama senin beklentilerine göre olmayan tarafları çıkar. Çünkü sen delikanlı çocuğa muhatap oluyorsun ya, bebeği unuttun. Tarihselleştirdin olayı. O zaman bebek için söylenilmiş cümleyi mensup diye atmak zorunda kalıyorsun. Halbuki şu kainatın yaratıcısı hem bebeğe, hem çocuğa, hem delikanlıya, hem geliştiğine, hem de yaşlıya, yaşlanınca yine kaşığı sen vermeye başlıyorsun. Eli tutuluyor, tutamıyor ya. Hepsine birden hitap eden. Hepsinin hükmü aynı anda geçerli olandır. Tarihselleştirmenin hatası bu. Veya Kur'an'ı ilmi ezeliden gelen kitaptır diye görmemelerin hatası. Daha da doğrusu insanların kendi akıllarıyla gördükleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan bir konuşmadır diye yorumladığınızda Kur'an'ı, işte sultanların alimleri dediğimiz sultanların saltanat hesaplarına göre yaptığı yorumları, siyasetlerine göre yaptığı yorumları kabul etmek zorunda kalırız. Yani çok dikkat etmek lazım. Kur'an hutbe-i ezeliyedir. Hiçbir insanın kendi hedeflerine alet olmayacak cinstendir. İnsanın hedefleri Kur'an'a tabi olmalı. Kur'an insan hedeflerine hizmet ederse dünyevileşir, tarihselleşir, beşerileşir. Benim hedeflerimi içine sokuyorum Kur'an'ı çünkü. Allah'ın konuşmasını. Evet. O zatın nurani okuduğu o hutbe-i ezeliyeyi öyle bir tarzda okuyor. Ne tereddüt var, ne hicabı, ne korkusu var, ne teessürü. Aynen söylüyor. Hiçbir derlerken bir harfini bile, bir hareketini bile değiştirmeden okuyor. Hem samimi bir safai kalple, halis bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere akıllarını tezyif, siz akılsız mısınız, deli misiniz diyerek, düşünmüyor musunuz yani? İnsansınız, kullanın aklınızı diyerek akıllarını tezyip, nefislerini tahkir edip izzetlerini kırıyor. Siz şöyle rezil olacaksınız, yalancısınız diyerek izzetlerini kırıyor. Acaba böyle bir davada, böyle bir makamda, böyle bir şahıstan zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkan var mıdır? İnsan böyle hemen rahatlıkla yalan söyler. Söyleyebilirim. İn huve illa vahmin yuha. Evet. Hak hileye muhtaç değil. Hakkı söylemekte hile ve irfan ihtimali yoktur. İnsanları kandırma ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halkı irfan etmez. Halkı gaflete düşür. Kandırmaz. Hilaf-ı hakikat söylemez. Hakikati gören bizler. Kur'an'ın hep hakikat dünyasından haber verir. Hayalle hakikati temyiz eder. Aralarında iltibas olamaz. Yani nerede vahiy var, nerede kendi sözüdür, bunun farkına varmayacak kadar bilinçsiz olsa bu netlikte insanlara veya topluma, toplumun içerisinde yaşayamaz, muhatap olamaz. Hesap var. Hesap. Yani şu hesap, bu hesap.
kendi beklentileriniz var. Siyasette hilal olmasa bile hesap var. Yani benim beklentilerime göre, benim hedeflerime göre ne olmalı hesapları var. Çünkü projeyi insan koyuyor. Siyasetin aslı hilal olması değil. Birisi dürüst olabilir. Ama planı kendi koyuyor. Mutlaka siyasete yalan söyleyecek değil. Hayır. Siyaset beşeriliktir. Planınızı, projenizi sen yapın. Mesela bir adam var, çok iyi bir zat diyorsunuz. Ermiş bir zat diyorsunuz. O evliyaydı diyorsunuz. Ama hile yapmaz. Yapmaz efendim. Ama projesini kendi kur. Programını kendi kur. Ondan sonra o proje ve programa göre Kur'an'ı okur. İşte siyaset odur. Gerçek siyaset odur. Hilal olmak önemli değildir siyasette. Ama şimdiki siyaset, hem insanlar kendi projelerini koyuyorlar, kendi programlarını koyuyorlar, hem de o programın içinde hile dolu, sahtekarlık dolu. O ayrı. Esas siyaseti siyaset yapan hilekarlık değil. Yani senin çok alim ve samimi bildiğin bir insan da siyaset yapar. Kendi projesini, kendi programını koyup vahyi o projeye göre okuduğu anda siyaset odur işte. İyi anlamak lazım. Tamam mı? Mesela. Anladın mı bu konuyu? Hileli olması şart değil. Çok samimi bir adam siyaset yapar. Eğer kendi projesini öne koyduysa. Kendisi bir şey yapacak. Bir iş yapacak. Tamam mı? O kendi kafasına koydu onu. Kendi hedefini belirledi orada. Belirlediği hedefe göre ayetleri, hadisleri okumaya başlıyor. İşte tarihteki geçen sultanların alimleri dediğimiz budur. Sultanın projesi var. Sultanın kendisinin bir gündemi var. Adamın ajandası var. Şuraya gidecek, burayı da işgal edecek, orayı da kendi topraklarına katacak vesaire. Bu adam şimdi tutup da barıştan yana olan diyen ayeti görmez, ne yapar? Savaşa izin verildi ayetini bağıra bağıra okur. Neye? Adamın niyeti oraya işgal edecek ayet arıyor. Kendini haklı çıkartmak için. Peki öbür ayet ne diyor? O mensuh demek zorunda kalıyor. Kendi projesine uymayan mensuh oluyor. Nasıl Kur'an beşerileşiyor, tarihselleşiyor ve lokalleşiyor. Mahallileşiyor. O adamın kendi projesindeki alanın içine sokuluyor. Buradan çıkıyor olay. İyi dikkat etmeniz lazım. Yani kendi şartları içerisinde Kur'an'ı anlaması veya kendi şartlarına uygulaması bizatının problemi değil ama yani bence kendi ama tam tersini söyledi. Ama işte onun mesela için gerek alanın hepsini mensup. Hayır ben... Hayır. Kendi ama dikkat edin hala olmaz. Daha net olacak. Hı. Kendi şartlarına göre Kur'an'ı anlamaya çalışmak değil. Kendi şartlarına Kur'an'ı uydurmaya çalışmak. Hı. O çok farklı. Ben bu durumda ne yapmam lazım diye Kur'an'a bakmak ayrıdır. Benim böyle bir projem var. Bunu haklı çıkartmak için Kur'an'a bakmak ayrıdır. Hani insanlar münakaşa ederler. İnsanlar sadece meseleleri anlamakta münakaşa edilecek. İhtilaf olacak, olmayacak değil. Mutlaka. Ama bir kişi ben böyle dedim, bu haklıdır diye ayetlere bakar. Bir ayet gelir ki o haklı değil çıkarsa hemen o ayeti reddetmeye başlar. Mesuttur. Der ki kalıp takan ona. Veya o kelime şu anlama gelir diye bahaneler uydurabilir. Ama samimi bir insan gerçekten benim şöyle bir ihtiyacım var. Bu ihtiyacımı Kur'an nasıl karşılıyor diye baktığında Kur'an'ın bütün ayetleri tek tek karşısına çıkar. Orada rehberini bulur. Tamam. Mesela barış ayetleri geldi. Sulh ayetleri geldi. Sabır ayetleri geldi. Hicret ayetleri geldi. Acaba şimdi bunu mu yapmamız lazım? Bunu mu yapmamız lazım? Cihada izin verilen ayet de geldi. Acaba bunu mu da yapmamız lazım? Hangisini yapmamız lazım? O zaman insan anlar. Hem sabredecek, hem barıştan yana olacak, hem hicreti göze alacak, hem de cihadı göze alacak. Şimdi bu şartlarda ben hangisini öncelikle uygulamam lazım diye bakar. Mesela savaş izin veren ayette seni yurdundan çıkartma.
veya sana saldırma, sana, senin üzerine deklar edilmiş, ne diyor, ilan edilmiş bir savaşta senin üzerine geliyor. Sabredip adam seni öldürecek, sabredeceğim diye. Ona karşı artık sen de kendini fiilen, maddeten koruma faaliyetine geçebilirsin, geçmelisin. Onun hazırlığına girmelisin. Ha, böyle bir durum varsa bu ayeti dinlerim. Böyle bir durum yoksa bir ayete bakarım. Yani aklımızı ve şartlarımızı Kur'an'ı anlamak için kullanmak ayrıdır. Vahyi anlamak için kullanmak ayrıdır. Aklımızın ve şartlarımızın ortaya koyduğu, kendi aklımızla ortaya koyduğumuz projenin, planın, programın meşrulaştırılması için Kur'an'dan fetva aramak ayrı. Ya o insanın niyetine bakar. Hangi niyetle Kur'an'a bakarsan ona göre diyecek. Kur'an, daha doğrusu Kur'an'ı ne diye okuyorsun aslında? Ona bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.